biraz önce resmen açıklandı. Türkiye ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı oldu resmen. 2015 yılında başvurmuştuk ve 2 yıldır yoğun bir çalışma sürdürüyorduk arkadaşlarımızla beraber. Hem yol haritamız hem de eylem planımız ASEAN üyesi ülkeler tarafından da takdirle karşılandı. Esasen ASEAN'ın bu statüsüne başvuran başka ülkeler de vardı. Bu sene sadece Türkiye'nin üyeliğini uygun gördüler. Bu tabii Türkiye'nin çok yönlü, proaktif dış politikasına uygun bir açılım. Esasen Latin Amerika açılımımız var, Afrika açılımımız ortaklık politikasına dönüştü. Ve Güneydoğu Asya bölgesine de uzun zamandır yoğun bir şekilde önem veriyorduk. Bugün söylediğim gibi Laos'ta büyükelçilik açıyoruz ve ASEAN üyesi ülkelerin hepsinde büyükelçiliğimiz oluyor. Yol haritamızı ve eylem planımızı da hem ASEAN'la birlikte kurumsal olarak hem de ASEAN üyesi 10 ülkeyle önümüzdeki süreçte uygulamak için yine çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz.